Ziyaretten Millet İttifakı ortağımız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener geçtiğimiz gün Alanya'mıza geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanlığı haftalık olan yönetim kurulu toplantısını ilçe binasında yaptı. İlçe Başkanı Coşkun Karadağ toplantıda Millet İttifakı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alanya ziyaretini değerlendirdi. Alanya'mız için çok iyi oldu. Bir genel başkanı görmek Alanya'mızda gerçekten bizleri onurlandırdı. Ben kendilerine buradan hem İyi Parti camiasına hem de Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e Alanya'mızı yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi açısından 24 Ocak tarihinin kara bir gün olduğuna dikkat çeken Karadağ, hala Uğur Mumcu'nun suikasti aydınlatılmadı eleştirisinde bulundu. 24 Ocak bir kara gün. O günde anlamı Sayın Uğur Mumcu'nun katledilişi. Biliyorsunuz aradan yıllar geçmesine rağmen bu haince cinayetin hala aydınlanmamış oluşu gerçekten bizleri çok çok üzmektedir. Ana kademe kongrelerinin ardından Gençlik ve Kadın Kolları kongreleriyle il kongresinin yapılacağını söyleyen Karadağ, Genç ve Kadın Kolları seçim takvimini açıkladı. Karadağ, il başkan adaylarına ilişkinde bilgi verdi. Ayın ikisinde Gençlik Kolları'nın kongresini Ticaret Odası da yapacağız. Burada davetlisiniz hepimiz, tüm halkımız davetli. 16'sında da Kadın Kolları yönetimini partimizde, kongresini partimizde yapacağız. Gençlik kollarımızda biliyorsunuz iki tane adayımız var. Onlar kendileri yarışacaklar. Bundan önceki yapmış olduğumuz seçimlerin bir paraleli, aynı zamanda bir hoşgörü havası içerisinde yapmayı planlıyoruz. Ahmet Kumbul, Nusret Bayar, Mustafa Şeker ve Ömer Melli arkadaşlarımız şu an aday olarak çıktılar. Kendilerine biz tüm yönetim olarak ve tüm delegeler, Alanya delegasyonu olarak başarılar diliyoruz. Karadağ geçen hafta belirttiği dolum tesisi incelemesine ilişkin istenen bilirkişi parasını kendi aramızda toplayıp incelemeyi yaptıracağız dedi. Yani bu şunu göstermektedir. Gerçek mevcut iktidarın bu tür çevreci olaylarda, çevreye yaklaşımda insanların bu olaylara soğutmak için büyük miktarda ekonomik baskı uygulamakta. Bu parayı da karınca kaderince tüm halkımızdan katkılarıyla bulmaya çalışıp bu olayın da takipçisi olacağız. Alanya Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Karadağ, yaza hazırlık dönemi hem turistik tesislerimizde hem de şehrimizde devam ediyor. Ancak altyapı ve bir takım yatırımlar ile ilgili çalışmaları göremiyoruz. Bunların başında ise her zaman söylediğimiz gibi bu cuma pazarında bir hareket yok eleştirisinde bulundu. Şehrimizde altyapı ve bir takım yatırımlarla ilgili çalışmaları göremiyoruz. Bunların başında ise her zaman söylediğimiz gibi bir cuma pazarında henüz bir hareket yok. Yani gene bizim oradaki esnafımız güneşin altında, yağmurun altında ticaret yapmaya uğraşacaklar. Bunlar gerçekten Alanya'mız 21. yüzyıldaki Alanya'mıza yakışmayan davranışlar. Bence belediye bir an önce şehri yaza hazırlamalı. Yani yazın bir takım ihtiyaçlarını, Alanya'mızın bir takım ihtiyaçlarını dünyanın göz bebeği olan Alanya'mıza yakışır bir şekilde yapılmasını biz canı gönülden talep ediyoruz. İşsizlik diz boyu diyen Karadağ, kendilerine yapılan iş başvurularına dikkat çekti. Şu an 1200 başvuru söz konusu. Bu 1200 başvurunun 600 adedi 4 yıllık yüksekokul mezunu. Merkezi hükümetin bir an önce istihdam sağlayacak yatırımlar yapılmalı ve bu işsizlik sorununa bir çare bulunmalı. Alanya'da Doğu hattında ulaşım sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Karadağ, yeni uygulamadan halkımız mutlu. Sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Biz bu çalışmayı Batı bölgesinde de sezon açılmadan önce inşallah çözüme kavuşturacağız diye bilgi verdi. Ve halkımız bu konuda çok çok memnun. Modern otobüsleriyle ve 24 saat gözetim altında tüm otobüslerin çalışma saatleri denetim altında devam etmektedir. Bu çalışmayı biz Batı bölgesinde de sezon açılmadan önce inşallah bir çözüme kavuşturacağız diyorum.